Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitayning en muhim şehri bolgan Şanghay kamal astıda durmakta. Xitayning Şanghay şehirde Xitay virus bilen yuqumlanğuchilar köpeygenlikten şehir pütülle kamal kılıngan bulup, Dairler 15 ülke ve şehirlerden tümelligen davalaş xadimlerinin Şanghay'a evadildiğallıqını ilan kılgan. Xitay haber menbelerde malum buluşça Şanghay dairleri aldın agahlandırış bermegen ekvalda 28. Mart'tan başlap 25 milyon ahalisi bar bu çoğun şehirini takıgan. Xitay'nın yukumlu nölgü çürüş planıga asasen Şanghay bir keçidili kamal kılıngan. Davalaş üskünleri köp bolgan Şanghay'nın davalaş yardımıge muhtaç bulup gelişi kişilerinin kallısı da Şanghay'ın takış meselesinin arkası da bir siyasi hareket buluşu mümkün degen gumanı payda kılgan. Tehimu galiti yeri şu ki Şanghay hazırgıcı Xitay virüsü sebeplik adam ölgenlikini ilan kılmagan. Xitay Seyşin Torunun 2. Aprildeki haberge asaslanğanda pekat Şanghay Dunghay Yaşanğallar Sanatoriyesi'deki Pudong Depni Meydanı'yla 10 neçi ceset evetilgen. Ondan başka yanı namalum cesetler Nanghui Depni Murasimi Meydanı'yla evetilgen. Ama bu haber Turbettin tizli uçurulgen. BBC'nin 2. April Şanghay'dan bergen haberde eğitilişçe bir sestera muhbirge 3 hafta ilgiri mezkur doktorxanda tunji qitim Xitay virüsü bilen yuqumlanğıcı bayqalğanlıqını bildirgen. Yeni bir ciddi kutquzuş xadimi özünün bir bimarının Xitay virüsü sebeplik ölgenlikini körgenlikini, ondan başka yeni bir hizmetlişinin başka bir bimarını birtaraf qılğanlıqını anlığanlıqını aytqan. Ekvaldın haberdar kişilerinin aşkarlışça Şanghay'da 200'lik bala ata-anısının mecburi ayrılıp, başka bir cayığı yığıp közülgen bulup, ballarga karaydıgan sestiralarının sanımı çektikken. Balılar toxtumay içinişlik yığılaydıgan bulup, buyruk sebeplik sestiralarımı balılarını ata-anısıga birişke amansız kılgan. Yeni bir Şanghaylı kişi 3. Mart ictimai uçur vasıtlarında bir yaş kutuşmağın kızının ailesinin mecburi elip gitligelikini sözləp, balam bir yaşta. Tehim mağalmaydı, sütün mü ayrılmağan idi. Silerinin insaniliğinlerinin nâgi ketkenlikini hakikaten bilelmedim dep yazgan. Şanghay, Xitay boyunca davalaş üskünleri en mol şehirlerinden biri bulup, Şanghay'nın iqtisadi Xitay üçün muhim bulupluk kalmay, yani dünyaya təsir görüstüdüğün şehirlerinden biri. Xitay bu şehirde tehimi ecivitilgen yukumunun aldığını eliş tedbiri kullanmakçı bulgan. Ama ekvaldan haberdar bir kısım kişiler dünyada kem uçuraydıgan adimilikki yat kılmışlar Şanghay'da yüz vermekte deyişken. Pakistan'daki Uygur ösmürleri zehirlenmekte. Pakistan'daki Xitayperes bir uçum Uygurlar türlük vasıtlar bilen yerlik Uygur ösmürlerini zehirleşke uğrunmakta. 4. April Pakistan'da faaliyet kılıvatkan Xitay cemiyetlerden sabık Xitay puraları cemiyeti bilen Pakistan Xitay Köçmenleri Cemiyeti Pakistan'ın Gilgit ülkesi Baltistan rayonunda Xitaylarının kabirlerine gülçembere kuyuş faaliyeti ötküzgen bulup, mezkur faaliyetke Xitayperes Uyghurlarının başçılığı da kısmen Uyghur perzentleri katnaştırılgan. Malum buluşça Pakistan'ın Gilgit ülkesi de aldınka asırının 80 yılları ölgen 80'ye yakın Xitay'nın kabirisi bar bulup, bu Xitaylar Şarkı Türkistan'ın Kaşkar'dan Gilgit'e tutuşuduğun yol yasaş kuruluşu'a katnaşkan. Pakistan'daki Xitay cemiyetleri her yılı 4. April mezkur Xitaylarının kabresiyle gülçembere kuyuş faaliyeti ötküzüp gelgen. Bu kıtımkı faaliyette mezkur Xitay cemiyetlerinin azaları bu Xitaylarını yol yasaş devamıda ölüp getgen ularını şehit deyişki buludu da bildirilgan. Hem de ularga dua kılıp İslam dinindeki uluğ mertebe hesaplandıgan şehit hukumuğa hakaret kılgan. Faaliyetki mezkur cemiyetlerde aktif hizmet kılıbatkan Xitayperes Uyghurlar ve ularının perzentlerden başka Yeni bir kısım Uyghurlar muqatnaşkan. Faaliyet yeni mezkur Xitaylar Xitay-Pakistan münasibetide yeni sahipi açtı. Ular bulmağan bolsa Xitay bilen Pakistan'nın dostluk münasibeti bugünkidek yaxşı bulmağan bulatı dep jar silingan. Ve Uyghur perzentleri Xitaylarının kabresige dua kılışkı buyurulgan. Ondan başka faaliyet yeni Xitay elçihanesi mezkur Xitayperes Uyghurlarının vasıtası bilen Pakistan'daki Uyghurlarga un, gürüç qatarlıq yemekliklerini tarqıtıp köz boyamçılı kılgan. Pakistan'da faaliyet kılıvatkan Ömer Uyghur Vakfı reisi Ömer Uyghur Efendi bu vaxtı ziyaretimizde kabul kıldı. Onun aşkarlışça Xitay elçihanesi pul biriş vasıtası arqalıq bu Uyghurlarını Xitay kabresini ziyaret kılışkı çıkargan bulup, Xitay'nın Pakistan'daki kol cumakçıları mezkur Uyghurlar ve onlarının perizentlerinin münisini yüyüşkü urungan.
Ömer Uygur Efendi bu vaqtdagi endişelerini oturuğa koyup, Pakistan'da ahvalning intayin xatarlik ekanligini, Ömer Uygur vaqti Uygur ösmirlerinin assimilyatsiya bo'lib ketishining oldini olish maqsadida Uygur ana til yasli qurib, ularni tarbiyalashga tirishayotgan bir paytda Xitoyparast Uygurlarning farzandlarini Xitoyga avatib o'qitgandan boshqa Pakistan'da Xitoy tili yaslisi va maktablarini ochib, Uygurlarni Xitoylashtirib tarbiyalashga urinayotganligini bildirdi. İstanbul'da Barin şehitlerini hatırlaş ve iftarlık faaliyeti ötküzüldü. 5. April İstanbul'un Safaköy rayonunda Barin şehitlerini hatırlaş ve iftarlık faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği teşkilleyen bulup, faaliyet Abdicelil Qarı'nın Kur'an tilaveti bilen başlandı. Arkadan Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Barin cihadının 32 yıllığı münasibeti bilen Barin şehitlerini hürmet içidi yad itidiganlığını bildirdi. O söz diyene Barin cihadının Şarkı Türkistan halkını yeni bir kıtım uyğatkallığını, şununu dertip Xitay'a karşı hareketlerinin teximi küçeygenliğini, Barin cihadının pekat addili zulümü karıştırış hareketi emez, belki pilallık, nişallık kozgalgan müstakillik mücadelesi ikenliğini, bu hareketinin mahiyetini başka tariqede özgertişki bulmaydıganlığını tekitledi. İstiklal televizyisi tayarlıgan Şarkı Türkistan şehitleri hakkıdaki kısqı film koyulgan deyken, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği reisi Doktor Ataullah Şahyar söz kıldı. O 32 yıl ilgiri canlarını pida kılgan Barin şehitlerinin cihadi ruhidin ögünüş gereklikini, çetelde şunca erkin yaşap durup mu hiçkandak emeli işkılma yürgenlerinin yanılı köp ikerlikini bildiriş bilen birge, Şarkı Türkistan üçün küç çıkır vatkallarının hemkarlıkını küçe yetişi gereklikini tekitledi. Arkadan cemaat erbabı Abdikadir Yapcan söz kılıp, Barin şehitlerinin öz pidakarlığı arkalık, Xitay'a karşı korallık cihat kılışının mümkünçilikini namayan kılıp bergenlikini, bu hıl karşılıklarının nimi paydası bol diye deyişivatkan kişilerinin, emniyette ideya fikirlerinin bulganğanlığını, bundaq kişilerinin sözlerge perva kılmaslıq gereklikini, Barin mücahitlerden ülge elip, her vakit hareketke atlanışkı tayyar duruş gereklikini bildirdi. Ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Ataullah Xalpıtacım söz kılıp, İslam dinide şehitliknin alahidi yüksek mertebe ikerlikini, bu mertebenin hemme kişiye nisip olmaydıganlıkını, Barin şehitlerinin calları, kalları bedelige Şarkı Türkistan halkıya ülge yaratkallıkını bildirdi. Faaliyet Ataullah Xalpıtacım'nın başçılıkıdaki opçi iftarlık dua bilen ahırlaştı. Dünyanın her kaysi caylarında Barin cihadı hatırlandı. 1990 yılı Kaşkar'ın Ahtu Naisi Barin Yesedi Xitay'a karşı kozgalgan korallık hareket Barin cihadının 32 yıllığı dünyanın her kaysi caylarında alahidi hatırlandı. 5. April Uygur Akademisi Vakfi ve Dünya Uygur Kurultayı Vakfının teşkilleşi bilen Ankara'da Barin cihadının 32 yıllığını hatırlaş faaliyeti ötküzülgen. Hatırlaş murasımıga bir kısım teşkilat vekilleri ve cemaat erbaplarından başka Japonya Amerika'nın Ankara'da turuşluk diplomatları, Büyük Birlik Partisi reisi Mustafa Destici, Gelecek Partisi ve Türk Ocakları Teşkilatı'nın vekilleri iştirak kılgan. Yığında söz kılgıcılar Barin cihadının ehmiyeti hakkıda toxtalgandan sırt Barin şehitlerini eslep ötken. 4. April Kazakistan'da yaşavatkan Uygurlarımı Barin cihadının 32 yıllığını hatırlayan. Hatırlaş faaliyeti Almuta şehirdeki Akyol restoranında ötküzülgen bulup, 70'ten artık kişi katnaşkan. Murasımda Barin cihadi, Xulcu ve Ürümçi katliamlarda canpida kılgan şehitlerge atap Xatmi Kur'an ve dua kılıngan. Murasımda Kahraman Hocamberdi Efendi Barin cihadının merkezi idiyesini nöbetteki halkara vaziyetke birleştirip tunuşturgan. 3. April Barin cihadının 32 yıllığı münasibeti bilen İstanbul'da şehitlerini hatırlaş iftarlığı ötküzülgen bulup, faaliyetini Dünya Uygur Kurultayı vakfı teşkilleyen. Murasımga bir kısım teşkilat vekilleri ve cemaat erbaplarından başka İyi Parti'ye katarlıq Türkiye'deki birnece partiyanın vekilleri iştirak kılgan. Ondan başka Şivisiye, Fransiye katarlıq köplügen devletlerdeki Uygurlar Barin cihadi ve şehitlerini okşamağın usuldu hatırlayan. Avrupa İttifakı əməldarları Ukrayna'nı ziyaret kılmakçı. Avrupa İttifakı Komitetinin başlığı Ursula von der Leyen bilen Avrupa İttifakı Taşkı Münasibetler ve Bihaterlik Siyasi Ali Vekili Joseph Borrell Ukrayna'da ziyareti bulmakçı. Avrupa İttifakı Komitetinin başlığı Ursula von der Leyen'in bayanatçısı İctimai Taratku sahibisi de ilan kılgan bayanatıda Şembükünü Polşa'nın paytaxtı Varşava'da ötküzüldüğün Ukrayna üçün hareketki öt faaliyeti harpısı da
Leyin bilen Boril Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'e berip, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen körüşüdü degenler bildirildi. Zelenski sıllık uçuruda Rusya'nın uruş cinayetlerini tekitledi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya'ya karatılan imbargolarının Buca şehrideki uruş cinayetlerine tankiledigan bolishi kereklikini bildirdi. Zelenski telegramma hesabatida e'lon qilgan silliq uchrashuvda Rusiyaning 24-fevralda Ukrainaga qarshi qo'zg'agan urushi ustida to'xtalib, Rusiyaga qaratgan yangi bir yurish embargo plani tayyorlanayotganligini eskartgan va Rusiya armiyasining Buchadagi ukrainaliklarni qiyin qistoqqa olganligini bildirgan. Zelenski dunyo Buchada yuz bergan ishlarni ko'rgandan keyin Rusiyaga qaratilgan embargolar tajovuzchilar sodir qilgan urush jinoyatining ig'ir yinikligiga tan keladigan bo'lishi lozim. Agar buningdan keyin Rusiya banklari odatdagidek ishlayveradigan bo'lsa, Rusiya mollari eksport qilinaversa, Yevropa ittifoqi davlatlari Rusiya energiyalari uchun pul to'lashni davomlashtiraveradigan bo'lsa, o'chaqda bir qism rahbarlarning siyosiy taqdiri ilgirkiga o'xshash bo'lmaydi degan. Zelenski Rusya armiyasining Ukraina qismlariga selishtirganda texmo ko'p askar va aslahalarga ega ekanligini eskartib, Rusya doirlarining armiyaga harbiy maktablardan o'quvchilarni qaytishga urinayotganligini bildirgan. Atak tunji bo'lib Filippinga eksport qilindi. Turkiya armiyasining hujumchi tik uchar aeroplaniga bo'lgan ehtiyojini qamdash maqsadida yasalgan Atak nomliq tik uchar aeroplan tunji bo'lib Filippinga eksport qilindi. Türkiye Avası Radyosu'nun bu haftaki haberde bildirilişe Türkiye Devlet Müdafiye Sanayi Başkanı Reisi İsmail Demir tik uçarlarını ötküzüp beriş mürasımıza katmış üçün Filippin paytaxtı Manila'a bargan bulup, o iki devlet üçün tarihi ehmiyetki ige bundak bir payetki şahit bolganlıqıdın suyun gelikini bildirgen. İsmail Demir iki devlet otursa da imzalanğan Devlet Müdafiye Sanayi Hemkarlık esletmesi bilen bu sahadaki hemkarlıqının devletler ara seviyegi yetkenlikini takitlep, biz dostluk ve ortak menfaat asasında müdafiye sanayi hemkarlığını terakki kıldırış ve küçeytişinin ramkisini sizip çıktık. Bu nişanını ünümlük devamlaştırış için men Birleşme Müdafiye Sanayi Hemkarlık Grupisinin birinci kıtımlık yığınını Türkiye'de ya ki Manila'da ötküzüşünü tavsiye kılımen diyen. Filippin Devlet Müdafiye Ministeri Delfin Lorenzanamo Atak Tik Uçar Aeroplanının devletinin terörlükü karıştırış kürüşüge küç koşuduğallıkını tekitleyen. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi kuruluşçu yaslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.